Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte katapa yaprağına eşdeğer özelliklere sahip ülkemizde de bolca bulunan meşe yaprağından bahsedeceğim. Ne gibi amaçlarda kullanabiliriz? Nasıl durumlarda kullanmak gerekmektedir arkadaşlar? Öncelikle meşe yaprağı toplarken dikkat etmeniz gereken tek şey sonbaharda ve kış döneminde kendi dalından düşmüş kahverengi olmuş yaprakları tercih etmeniz gerekmekte. Siz kopartırsanız istediğiniz verimi elde edemezsiniz. Kendi kahverengileşmiş düşmüş yerden topladığınız yaprakları öncelikle bir güzel sirkeli suda yıkarsanız akvaryuma konacak hazır hale gelir. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunları da beta, ne bileyim, diğer asidik özellik seven balıklarda, mesela çikletlerde kullanamazsınız. Ama böyle Amazon biyotoplarında, yani meleklerde vesaire çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten istediği su değerlerini de sağlayacaktır. Katapa yerine tercih etme sebebimiz de katapa belki yaptığı işi daha iyi yapıyor olabilir ama fiyat olarak yurt dışından geldiği için genelde çok abartı fiyatlara satılmakta. Biz de hani hobici dost ürünleri tercih etme taraftarıyız her zaman. Gördüğünüz gibi şu anda suyu hafif sarımsı bir renge getiriyor. Bence zaten çok yakışıyor betalara. Hani böyle zaten o da daha keyif alıyor o tarz bir suda yüzmekten. Bir dozajı açıkçası yok. Kendiniz kafanıza göre kullanabilirsiniz. Bunların özütleri de satılıyor aslında. Hani ben yok işte yaprak toplamam, yaprak almakla uğraşmak istemiyorum derseniz Tropical markasının bir ürünü vardı. Katapa bir şey. O damla şeklinde onu da kullanabilirsiniz. Suyun böyle hafif bir sarımtırak, daha koyu da olabilir. Hani çok sorun olmuyor. Hem bu şekilde kuyruk sağlıklarını da korumuş oluyorlar. Hoş, benimkinin kuyruğu çok sağlıklı değil ama o benim baktığım litreyle alakalı bir durum. Siz olun, katapa yaprağından vazgeçmeyin ya da meşe yaprağından, yanlış anlaşılmasın. Hani gerçekten güzel ürünler suyun sağlığını sağlamak açısından. Bir de şöyle bir ürün var arkadaşlar, ben de bunu yeni keşfettim. Şöyle hemen gösterelim. Bu Tropical Sanitel Ketepank. Bu da bir de bunun ketepank yerine aloe veralısı da var. Bu bir tuz arkadaşlar. Ben normal akvaryumlarda çok tuz kullanmayı seven bir insan değilim ama bu şöyle bir tuz. Bu tropikal balıklar için özel üretilmiş bir tuz. Bunda katapa yaprağı yüzü var. Kiminde aloe vera var. Hani böyle kuyruk sıkıntılarında falan daha iyi sonuç veriyor. Bunu arkadaşlar yemeğe tuz atar gibi, bakın şöyle siz göreceksiniz şimdi. Şu kadarcık bir miktar atsak bu akvaryum için yeterli olur. Hani daha büyük akvaryumlarınızda kaşık yardımıyla falan atabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu kadar küçük, hani fanus tarzı şeylere böyle üstten yemeğe tuz atar gibi atarsanız bir sıkıntı olmaz. Fazlası bir sıkıntı yaratmaz, azı bir sıkıntı yaratmaz. Gidip ama tüm kutuyu boşaltmayın. O zaman tuz fazlalığından hayvanınızı kaybedebilirsiniz. Katapa yaprağının kısaca amacı bu şekilde. Meşe yaprağı da aynı şekilde. Hani katapa dediğime bakmayın. Buna benzer birçok yaprak türü varmış. Ben de birkaç tane duydum ama açıkçası bulabileceğim şeyler değildi. Yok işte yeni dünya yaprağı vesaire falan. Meşe yaprağı o yüzden kolay bulunabilirliği açısından ben bu meşe yaprağını seçtim size anlatmayı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size faydası olur. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.